Yermuk gazasında bulunmuş bir sahabi bizzat anlatıyor. Harp durmuş, yaralıların ihtiyaçlarını karşılamaya başlamıştı. Ben de su dolu kırbamı alıp amcamın oğlu Haris'e koştum. Yaralılar arasında bulup suyu uzattığım sırada yan tarafta İkrim'e feryadı duyuldu. Su ne olur bir damla su. Haris bunu duyunca kaş göz işaretiyle suyu ona götürmemi istedi. Ve kendisi dudaklarını kilitledi. Asla su içmedi. Koşarak oraya vardım. Suyu İkrim'e uzatırken bir ses daha geldi. Bu da İyaş'ın feryadıydı. Allah rızası için bir damla su, çok perişanım, diyordu. İkrim'e de Haris gibi dudaklarını kilitlemiş. İşaret ediyor, suyu yanıma götür. Koştum, yaralılar arasında arayıp İyaş'ı buldum. Ne var ki İyaş'ın ruhu şehitlerle beraber uçmuştu. Cansız cesedi sıcak kumların üzerine uzanmış bulunuyordu. Dönüp İkrim'e geldim. Baktım ki İkrim'e de onu takip etmiş. O da uçup öbür şehitlerle birlikte. Bari dedim Halise yetiştireyim. Onu olsun içireyim. Ne çare ki geldiğimde onun da cansız cesediyle karşılaştım. O da hareketsiz yatıyordu sıcak kumların üzerinde. Mübarek sahibi sözlerine şöyle devam ediyor. Diyor ki, hayatımda çok fedakarlık gördüm ama hiç bu derece değildi.